Besim abla sen ne diyeceksin? Vallahi organik haline dönmüş geri. Organik haline dönmüş geri. Yine kanın ısındı mı yoksa kı? Yani güzel oynuyor, güzel neşeleniyor. Bir şey değil, sorun yok. Ama gelinini kızdırıyor. Ben neşeli insanları severim biliyor musun Güngör? Fatih Bey. Beni seviyor musun? Ama tabii ki... Özüme döndüm falan. He. Ben de aksine o evrelerde dedim, aa iyi bunda düzelme var. Demek ki bu o oynamayı falan bıraktı etti. Bunun bir gideri var yani, bu düzeliyor ediyor. Sakinleşti falan ya böyle. Yani o an düzgün olduğunu düşündüm ama o düzgün olmayan haliymiş. Şu an özüne dönmüş ya, yine hopluyor, yine zıplıyor, yine enteresan bir kız. Kızı yine şey, 0-5 yaş aralığını yansıtıyor. Ya, mutluluk fobisi var. Gülcan'da mutluluk fobisi var. Bir insanın mutlu olmasını tahammül edemiyor. Yani o hep böyle bağıracak, çağıracak, kavga, gürültü, kız. Oo. Bir de bana diyorlar kaostan besleniyor. Asıl burada bu. Kara delik gibi. Leyla Hanım ne diyorsunuz? Güngör çok zeki, çok akıllı bir kız. Bunun artık ben farkına vardım. Çok da güçlü bir rakip. Çok zeki ama. Aşırı derecede evet. Zeki. O yüzden ne yapıyor biliyor musun? Böyle yaparak onların şeyini bozuyor. Baskın, ne diyorlar, psikolojisini bozuyor. Güzel de oluyor, yakıştı da yani. Bilmiyorum, sanki başarıya doğru da gidiyor. Hepsi takdir ediyorlar. Hayır, takdir etmiyorum ama zekasını kullandığı yer çok önemli. Çok güzel yerlerde yakalıyor, kullanıyor. Tam siz yemek yaparken yapıyor onu. Bize o olsun. Eliniz ayağınız dolasın, psikolojiniz bozulsun. Gerçekten. Ya bak, seni de güçlü bir rakip görüyorum ben gerçekten. İleriye de gidiyorsun. Çok zekana hayran kaldım. Ama inşallah böyle devam etmez. Ha, oynamışsın, oynamak yakışmış. Güzel, çok da yakışmış sana böyle. Uyumuş, cuk diye oturmuş üzerine. Reha Bey'cim, evet. Isındım sana. Geminin başındasın, rotan Güngör'e doğru gidiyor. Yok, gitmiyor. Gitti gitti. Hayır hayır, zekasına hayran kaldım. Bir insan karşısındaki rakibe sen çok akıllısın derse aslında o aslında onunla oyun oynuyor demektir. Bence Leyla Hanım da haklı. Biliyorum, ama rotayı çevirmiş ona şimdi. Rotayı dümen ona doğru gidiyor. Çözmeye çalışıyor veya da çözdü. Çözdüm ben. Ben çözdüm. Hatta Gülcan da güçlü rakip olduğunu çok çok iyi anladı. Şu son günlerde kendinden bile çok güçlü, akıllı, zeki, başarılı olduğunu anladı. İnek üzerine yürüyor. Peki, Sevim Hanım konuşmak istiyor. Bakalım ne yorumumuz var? Güngör zaten eğlenceli bir insan. Onlar onun motivasyonunu düşürmek için 3'ü 1 oldu, üzerine gitti. Güngör gene modunu düşürmedi. Bugün gene oynamış, şarkı söylemiş. Şimdi onlar niye kızıyor? Dün 3'ü 1 olup onun üstüne yürüyorlardı.